Bu kadar mı yani? Bir şey demeyecek misin seninkine? Benimki falan değil. İpek. Düzgün konuş. Buz kesmişsin kızım sen. Ne oluyor? Uf, dün de bir tuhaftın zaten. Ya bin kez sordum sana neyin var diye. Zeynep. Ne oluyor? Peki. Sabah fiskosu. Ne konuşuyorsunuz bakayım öyle? Bana da anlatın. Anne bir dakika ya. Konuşuyorduk tam. Tabii kızım siz konuşun. Ben tek kolumla kahvaltıyı hazırlayayım zaten değil mi? Hadi bakayım sen okulda yiyorsun zaten. Geç kalma. Bak konuşacağız. Kızı da yalnız bırak hadi. Daha kahvaltı hazırlayacak hadi. Havasının güzeli. Öyle durgun durgun durma bak bakayım onu. Bak İpek pirelenmiş. Sakın ha. Bunun ağzında laf durmaz. Kimseye bir şey deme benim güzel kızım. Sakın. Hadi kalk bir yüzünü yıkayalım. Şöyle bir güzel kahvaltı yapalım. Ben o eve gidemem. Ben artık o evi temizleyemem hala. Sen bir kendine gel. Hadi kimseye de bir şey deme masada. Enişten gitsin öyle konuşuruz. Hadi kızım benim. Hadi. Aynı şeyi İpek'e yapsaydı hala. Kızın ertesi gün o adamın evine gönderir miydin hala? Alo. Oğlum öldük meraktan be. Öldüm vallahi. Tamam dur dur. Sabahtan beri arıyoruz be oğlum ama. Yanında mısın sen? Ne olur bir sesini duyayım çocuğum be. Oğlum Salih. Orada mısın? Oğlum. Buradayım anne. Şükürler olsun. Oh sesini duydum be çocuğum. Oy kurban olurum. Bir şeyler olmuş anne. İnternette kardeşlerin görmüş. Küfür ediyorlar abimize dedi. Ağladılar. İyiyim ben. Ağlayacak bir şey yok. Kötü şeyler yazıyorlarmış Hasan için. Beddua ediyorlarmış. Ama var ya ben dua ediyorum sana. Benim oğlum öyle pis pis konuşmaz dedim. Sen demezsin değil mi öyle? Bacıları var onun dedim. Hiç kız kardeşine kıyamayan başkasının kızına kıyar mı? Ha? Anne ben kapatıyorum şimdi. Siz merak etmeyin ama bu çözülmeyecek bir şey değil. Tamam? Aman oğlum ha. Sen sakın yalnız bırakma kardeşin. Abiliğini esirgeme sakın. Hem oğlum. Kardeşin önce Rabbime sonra sana emanet. He çocuğum. Ana yüreği işte. Konduramıyor oğluna. Yakıştıramıyor. Abi. Abi. Patron hiç kızmasın. Annem seni hala doğurduğu çocuk zannediyor. Ağlıya ağlıya. Taşı sıkıp suyunu çıkarsın diye İstanbul'a yolcu ettiği çocuk zannediyor. Annemi seni hala sitareden önceki adam zannediyor.
Gönder şoförünü. Toplantı yapacağız. Yani şu gözler neler gördü de bu kadarını görmedi. Bu Ozan Mert mi gerçekten? Hani şu hepimizin tıkladığı sosyal sorumluluk prensi. Bu sosyal medya çok gaflar, çok potlar gördü ama böylesi rezalet görülmedi. Bu sosyal medya kazası değil. Sosyal intihar bu. Ya terbiyesizlik yapmadığı birisi kaldı mı bu adamın? Sosyeti, kariyerlisi, varoşu. O nasıl çirkin bir laf ya? Ne demek yani varoşu? Fezo. Ne demek mesela? İstemem yan cebime ne demek? Bu adam kadın hayır diyorsa falan diye elini ayağını boyamamış mıydı? Aç bak sosyal medyasına girsin. Duruyor orada. Kapat şunu Allah aşkına Türkan. Kampanya aile terbiyesi almamış bir adam işte bu. Bak söylediği İbret laflara işte, bak. İbret olsun bu da. Arsız. Bir de bunun evine temizliğe mi gidecek? Benim torunum. Hiç ben taraftar değilim bu işe Türkan. Bak gitmesin Zeynep. Üç aylığımı alınca veririm sana parayı. Allah aşkına baba ya. Allah aşkına. Zeynep gitmez. Gitmez. Fevzi. Bak sana ne diyeceğim ben. Ben diyorum ki bu Zeynep'e bu temizlik işi ağır geldi ya. Ev çok büyük çünkü. Ya iki katlı işi çok. Sebat ablaya falan mı desem acaba o gitse benim yerime? İdare eder o beni. Babandan mı öğreniyorsun bu lafları? Ya yok Fevzi. Niye babamdan öğreneceğim Allah aşkına? Kızın canı ne, eti ne, budu ne? Ya işte temizlik işi ağır geliyor. Nasıl yetişsin iki eve? Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak ya. El alemin herifi karıya kıza laf ediyor. Senin baban pimpirikli tabii. Hemen nem almış. Yok. Anlamadık mı? Anladık tabii. Fevzi olur mu öyle şey? Vallahi kimse kusura bakmasın. Eşek gibi o etin evine gidecek Zeynep. Eşek gibi. Öyle yok yan yatmak. Nerede o günler ya? Nerede o günler? Öyle bir şey yok. Duyuyorlar içeriden. Bir sus yavaş. El alemin herifi karıya kıza laf etsin. Biz küselim, konuşmayalım, değil mi? Göndermeyelim. Ondan sonra Zeynep Hanım bizim başımıza çıksın babasıyla, dedesiyle, anasıyla. Ne olacak böyle? Ya herif ne dediyse dedi. Bana ne, sana ne? Bize mi dedi, demedi? Ay. Sağını solunu eletenler düşünecek. Ben zaten bu konuyla ilgili yarın size açıklamayı gönderiyor olacağım. Zengin, fakir, eğitimli, cahil, sosyetik, varoş. Tam bir Türkiye mozaiği. Aynı anda hem bütün kadınları aşağıladın hem de sınıf ayrımcılığı yaptın. Hepsini geçiyorum. Taciz. Gaf. Gaf. Biliyor musun? Ağzından çıkan bir gafla bütün kariyeri biten. Bir gece önce bütün genç kızların sevgilisiyken bir gün sonra televizyon tarihinden silinen bir sürü isim sayarım sana ama hiçbir işine yaramaz. Çünkü seninki gaf değil. Seninki mağdur kadınlarla dalga geçmek. Hollywood'da Me Too hareketi varken arkadaşlar, böyle gaf yapıp tarihten silinenler falan. Ne diyorsunuz ya? Ben çok özür dilerim de benim yaşım tutmuyor. Ben sizi bir 2022'ye ışınlayabilir miyim hızlıca? Hı? Şu anda ne yaparsan yap, tek bir şey olamayacağın bir dünyada yaşıyoruz. Rezil. Parmağını bile kıpırdatmadan bezir olursun ama ne yaparsan yap, şu anda, buralarda rezil olamazsın. Her zamanki gibi kendinden başka her şeyi, herkesi hafife alıyorsun.
Twitter'da dünya gündeminde 5. sıradayız. Paralı trollerimiz ve bot hesaplarımız dışında hakkında atılan olumlu tweet yok. Tek. Görüşme talep eden sponsor sayımız 27. Ertelenen reklam sayımız 12. Askıya alınan ödül davetleri ise... 16. Tamam. Erkek muhabbeti yaptım diye kafama sıksınlar. Siz de beni çağırmaya gelin. Sonra... Arkadaşlar burası sosyal medya. Çok daha kötülerini gördük. Ne böyle olmuyor mu bu? Ben bir şey mi kaçırıyorum? Siz hafızanızı falan mı kaybettiniz ya? Bu söylediklerinin hepsine imzalamadı. Ta ki ekmeğini çıkardığın kadınlara sataşacak kadar aklını yemiş olmasaydı. Dün kafamı bu kadar bozmasaydın ben de gidip bu kadar saçmalamazdım. 2-3 tane anlaşma aramızdaki fırtınaya kurban gitti o kadar. Büyütülecek bir şey yok. Taciz dediğin meseleyi öyle alıp da o leş arkadaşlarınla içki sofralarında kakara kikiri geyik muhabbeti yapamazsın. Bu insanlık suçu. Tamam. Haklısın. Ne derdi eskiler? O konuda maksadımı aştım. Hata yaptım. Ama benim bir annem var. Sitare, benim 2 tane kız kardeşim var. Onlar olmasa bile ben insanım insan. Böyle ağır bir şeyin makarasını yapacak kadar neden? Daha... Neden? Neden o kelime? Ne soruyorsun anlamıyorum. Yani... O kelime... Ağzından nasıl çıktı? Neden diyorum. Yani aklına nereden geldi? Böyle durup dururken yani insan gün içinde bu kelimeyi kaç defa kullanır ki? Eğer çağrıştıracak bir şey olmadıysa tabii. Oldu mu? Sana bunu bir defa soracağım. Dün gece benim bilmem gereken bir şey oldu mu?